Fatma Doğan 90 yaşında. Tezgah doku, irezillik çek, kefazellik çek, yokluk bir eve gir, yiyecek yok, içecek yok, hiçbir şey yok neyle hat. Bir küp derlerdi, bilirsin o küpü. O küpün dibinde yarım kapı un buldum. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok evde. Bu yeni evlendiğinde mi? Şu buraya geldiğimde, bu eve geldiğimde. Şuradan iki çöğür çektim geldim, onu eğledim. Akşam oldu, millet dağıldı, gelin öğüttüler, millet dağıldı ya. Akşam oldu, her gelecek, yiyecek yok, içecek yok. Ondan sonra onu eğledim, pişirdim. Karı yine geldi. Kaş kaş demiş, bu olacağı bir şey demiş. Bizden filan bir şey istedi. Yok ekmeğiyle işte yedireceği Ahmet'e demiş. Ev bu gün. İlk günü, evlendiğin ilk günü. Evlendiğim ilk gün. Kaç yaşındasın Fatma abla evlendiğinde? Duyuverin işte 14 yaşında derim. Ha, 14 yaşında evlendim. 14 yaşında derim. Ben evlenmem demedin mi 14 yaşında? Niye kız evlendim? Ben sana derim, deyiveren olsa bana diyen yok dedim, ben sana ha, bilen hiç yok. Hiç haberin yok evlenecek. Hiç haberim yok, ben sürüp giderler, nereye giderler derim. Ben neden götürürler ki derim, öyle ben adran geldiler, en iyi evine kodular beni. Annen de söylemedi. Kimse söyle, babam da söylemedi, annem de söylemedi. Sabah oradan gelin ettiler beni. Gelin mi giyeceksin, doktora mı geçeceksin? Evlendikten nice sonra aldık nikahımızı filan. O zaman nikah vermezlerdi ona 17 yaşındadır. Hastalandı öldü. Kaç sene sonra öldü? 2 sene. Ya çocuk İki. Da var. Çocuk da var. Bir sırtımda elimde kucak 6 aylık. Kaç yaşında çocuğun oldu? 15. 15 yaşında. 15 yaşında oldu. 15 yaşında oldu. Onunla bunun arasında yetim büyüdün. Şimdi yettik, bir şey yettiremi gücüme giderse neden ben böyle büyüttüm de 15 yaşından beri ben çekerim de neden bana böyle derler diye gücüme gider. Şimdi melahat işte. Epeyce şey, yokluk bir tarafta. Yokluk bir, şimdiki gibi olsa bir kul bulan bir şey verildi. O zaman bilim veren falan yoktu. Kimse de yoktu demek. İlde yoktu ki büyüseydi sana. İşte eğireceksin, dokuyacaksın, büyüdeceksin, gideceksin, ekin işleyeceksin, ot işte ellere gündeliğe geçeceksin. İşte öyle öyle büyüttüm, öyle öyle büyüttüm işte melahat. Tezgahta dokudu. O dizgahın ikisinde. Hem şalvar dizgahı hem bez dizgahı verdiler. Evvel bir sandık derlerdi, iplik sandık falan verdiler. Onu falan da dokudum. Çok o sürün. İkisi ayrı mı şalvar dizgahı ile ayrı. Şehir dizgahı? Ayrı. Şöyle bir şey var. Şimdi televizyonda falan gösteriyor. Şöyle bir şey var ya. Televizyonda falan gösteriyor ya. Onu da dokudum. Onu bez, da dokudum. Bez de dokudum. Şalvar da onu dokuyup dokudum. Satardı. Dokurlardı. Kooperatif vardı. Kooperatife yatırdı kızım. Kooperatife yatırdı. Ha, oradan parasını alırdı. Oradan parasını alırdı. Onunla çocuğu büyüttü. Onunla çocuğu büyüttü. Aman işte sormasanız. Bir daha evlendin mi artık 2 sene sonra kocan ölünce? Ne 2 sene sonra ben sana deyiverim. 7 sene sonra derin işte geldi kapına dolanıverdi. Küçüğün buası. Bu Kamil dillerdi. O şeyin sizin evin yanında ev var ya. Evet. 2 sene sonra, 7 sene sonra çocuk elimde dolanıverdi. O komşular dedi ki madem dolandı sana zül olacak bu dediler. Hı. Gel biz nikah kıyıverelim dediler. Hı. Nikah kıyıverdiler. 7 sene de orada kaldım. 7 seneden sonra bu çocuğu atacaksın diye başladı. Ha, ondan da çocuğun oldu mu? İşte ondan da bir oğlum doğdu. Önceki eşindenki çocuğu atacaksın. Onu atacaksın de. Ya ben ne rahatayım, ebesi yok, dedesi yok, bakan yok, her yerde köpek mi taşlasın, etme eyleme dedim ise bir oğlan çocuğu dedim. Yarın okur da bari giderdim. 7 yaşına girdi gayrı çocuk. Evet. Kat vermedi. Ben dedim senden geçerim, çocuğumdan geçmem dedim. Her yerde sarı verip de orada burada köpek taşlatmam dedim. Geldim gittim işte o çocuk da her yerde hocalarla buranın arasında o çocuk da büyüdü. Evlendi çıktı o da. İkisini de büyüttün. İkisini de büyüttüm. İkisini de büyüttüm. Gülüm. Varlığıyla yok. İllerin işini tuta tut. İllerin işini yekün vakine git. Ota git. 12 gün bir eve ekün ota gidiverdim. Yarım havaya çavdar verdiler. Çavdar. Uçulu çavdarı bilirsin ya. 12 güne Ekinot'ta. O çavdarı da taş orada birisine verdim geldim. Üyüdü verdi. Yarı taş cam mı? Eli versen bıçak. Bir sağın çavdar kalacak. Elemedim. Yarı taşla yüttüm onu mela. Düştü başım kaldıramam ki yeniden. Her taraftan geldi türlü bir sinem. Allah iyiliğinizi versin. Sonra okuttum çocukları. Okuttum. Okuttum, ikisini de okuttum. İki kızı, bir oğlu bunun var.
İki kızı bir oğlu da tekkinin var. Gelirler mi ziyaretini? Gelirler işte. İyi kötü az Amara kaptan. Büyüğüm şimdi buradan Erdoğan'ın şimdi birim kızım biri Almanya'da, biri de Ankara'da. Ev değiştire gitti Ankara'ya. Şimdi geleceği de şurada. Erik ya dedi. Deminden beri örtüp geleceğim diyor. Şurada uğraştım. Örttüm geldim de. Perihan var burada. Yengem öyle burada. Mi? Burada yenge. Kardeşi de var. İşte öyle bileyim. Tane dindim ile tükenmezdi. Geçti ömrüm gayrı ben nasıl dedim. Vay başıma gelene bak. Gelene vay başıma. Annem babam, annem babam da çok yaşamadı. Öyle. Bir cumartesi benim koca öldü. Bir cumartesi de babam öldü. Bir sürü öksüz de orada kaldı. Benim altımda üç deneydi. Bir oğlan iki kız vardı. Hepsi öldüler işte benim altımdan. Yine onlar da öldü ben kaldım. Allah'ın işleri böyle işte zaten. Yani. Baba, koca. Kim dayanacağım yok. Allah'a dayanırım. Allah'tan başka biz dayanacağım yok benim. Allah'a doğru. Dayanırım. Doğru. Dayanacağım yok. Allah'tan başka hiç dayanacağım yok. İşte öyle melatım. İyi kötü işte kudretimin yettiği kadar yatar yaparım kızım. Gece gündüz derim kakarım. Bir adetimi yaparım. Aşağı yüzde bir, şu ötü yüzde bir iki kirez var. O yanına bir iki dolanır gelirim. Bir yere gidemem. Kimse, elim yok, günüm yok, kimsem yok. Allah'tan başka kimsem yok melahat. Anan gelirse bir anan var. Başka kimse yok. Allah razı olsun. Gipi yoklar bir ki. Allah razı olsun. İşte öyle melahat. Geçti ömrüm. Hepsi öyle, hepsi öyle. Allah boş etmez inşallah, ibadetlerim boş etmez. İnşallah boş etmez. Hayır amellerine konsun herkesin, herkesin hayır amellerine konsun melatım. Ya yaşlanınca çok zormuş dünyanın sonu gülümde. Kudretin yeter ki kimseye tenezzül etmesin. Elin tutar, ağzın yudar. Evet. Elin tutar, ağzın yudar ama yaşlanınca dünya zormuş işte. Kimse lafını dinlemez. Hatırım sayılırdı, lafım dinlenirdi. Hepsi yalanmış şimdi. Hepsi yalanmış öyle şimdi. Mi? Hepsi yalan. Hatırım sayılıyordu. Lafımı dinlenirdi. Bir yerlerde bir de birisine bir su içirttiğimizde hatırımı sonra geldi. Selamı geldi. Kimin eline bir ekmek sıktığımızda hatırımı sonra geldi. Ta dün ta İstanbul'dan. Hatırımı sonra geldi. Ta İstanbul'dan. Yani. Kime bir ekmek bir, elimde bir su içirttiğimizde bir ekmek verdiğimizde herkes hatırımı sonra geldi. Allah sorsun kızım. Allah. İptin Allah. İptin Allah. Yaşlanınca zor. Yaşlanınca zormuş dünya. Yalnızlık zor. Ya işte şurada garip garip kuş gibi. Kuş gibi işte şurada kuş gibi. Akşam sabah kuş gibi işte şurada. Ne var dediğim gibi. Beşer onlar gün gelmişler gitseler oğlanlar ama gelin yollamazlar. Gelinler yollamaz. Öyle mi? Gelinler yollamaz. Beşer onlar gün gelseler şurada zobam yansa. Yaşımı verdiyse kısmetimi de verdi. Çok şükür melatım. Bir ton kömür verdiler. Bir ton da parasıyla aldım işte 65 maaşım vardı. Bir ton da parasıyla aldım. Bol bol yaksınlar benimle otursunlar benimle yesinler. Bir şeyler onlar gün şurada dursalar bir değişikliği olur insana. Evet. Ama gelmezler. Get yollamazlar. Yani. Yollamazlar melatım işte öyle. Neredeler? Konya'dalar mı? Konya'dalar. İkisi de Konya'da. İkisi de Konya'da. İkisi de Konya'da. Onların da telaşesi şeyin. Bir telaşe de yok. Yani kendileri çocuklar da aldı git herkes evinde bu canlı yıprasın. Herkes evinde yıprasın. Çocuklar da dağıldı gitti. Bir garibe koca herkes, bir garibe koca. Herkesin bir yediği bir yudu. Özlemeyem gayrı dostum yorum. Deli akar idim şimdi. Şu yukarıdaki komşular Bulatlı. Gelirler sonra bir gelirler akşam sabah. Gece gelen olmaz da sabah bir yoklarlar giderler. Sohbet edersiniz. Sohbet ederiz işte. İşi var bir tane. Horanta onlar bir horanta. Eskiden sohbetlere giderdik. Şimdi gitmiyor. Görüyor musun? Giderim ama. Sever mi? Severim tabii. Yaparım o sohbetimi. Severdim de giderim. Gidebilsem gideceğim yine de. Gidemezsin. Gelirler onlar yoklarlar. Telefonda da yoklarlar. Şahsen de gelirler yoklarlar giderler. Gidemem şimdi bilmem. Gidemem. İşte evet. Öyle. İrken giderdik, irken git, düllük yaylası derlerdi, irken giderdik oraya, yağmurlar çok yağardı. Bak sen kuzular şöylece şöylece kalıverdi yağmurların elinden. Bizim yaylamız tatlıydı, 20 sene gittim ben hocaların yaylasına. Çoban tutarlardı, değişiyor olurlardı, yayıkları yayarlardı, yağları keşleri basarlardı. Nasıl güzeldi, yemeye doyulmazdı, şimdiki yağların falan hiç tadı yok.
Aynı dağlar duru Melihat, aynı otlar duru ama hiç yan kesin tadı yok. Neden ki? Bilmem kuzum. 15 bat pazarının bir kazanı vardı falakarının, onda çökerip çökerdi. O yayıkları yayardık, değişiyorduk. Düğününde yarım bende yayıkları yayardık, yağları basardık, keşleri basardık. O damlar da nece ki, şimdi şu evleri falan kitlemeden yatırmaz, akşam namazı kitleriz. O taşların taş kümesi, taş kümesi, Melihat taş küme. Kapı falan yok, doğru dürüst. Kapı var. Kapı var ama çiğ kapı bir şey. Kalktırsan? Tabii kalktırırsan yıkılır. Hırsızlık falan olmaz. Yok ama yoktu gülüm, hırsızlık falan yoktu. Şimdi yine yok bizim buralarımızda. Başka iller gibi değil, yine yok. Şimdi buralarda o yaylada hiç hırsızlık falan olmadı. Herkesin kapısı aç. Bir hizmet olsa girer alır gelirdin evinden, o adamın evinden. Benim alacağım olsa gider babanın evinden alır gelirdim. Onun olsa benden alır giderdi. Hırsızlık yoktu. Davarlar, kuzular vardı. Kuzular keşi olurdu, koyunlar, çoban olurdu. Giderdin, sürer sağar süter gelirdin, yayını yayardın. Şimdi öyle değil ama. Tadı yok, yayların da tadı yok. Yağın kesin de tadı yok. Her şeyin tadı gitti kuzum, her şeyin tadı gitti. Gelir uyudu Melahat, bir gelir yoğdu, hiçbir gelir yoğdu. Ama hastalık yoktu kuzum, hiç hastalık yoktu. O kazanlara o yoğurtları dökerdi, yok bakırlara dökerdi, kenarları yeşer giderdi, hiç hastalık yoktu. Zehirlenmedi yoktu. Yok imkan, şimdi filan şey yenmez, şimdi kaplar şu kapta yenmez, şimdi alüminyum da yenmez. Niye? O bakırlar kıpkırmızı kızarı giderdi, hiç hastalık yoktu ama. Leyla Dille şu Kazım'ın anası vardı. Un çalardık, yağ çalardık, bir taşın altına vardık orada, eşmeşler, bunları eğirin de aşağı ip get. Karılar eşmecimize bakmazdı orada, yumuşaklayıverir gelir giderdik orada. Orada o taşın üstünde ekmek pişirdik, taşın koyuğunda süt pişirdik, yağ pişirdik. Taşın üstünde taş çakardı altına, bir taşın üstünde pişirdi, süt, yok o süt pişirdik, şöyle bir taş olsa şunun üzerine sütü dökerdik. İçine çikolata fakır 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 kaynardı. İçine sıcak çikolata, ufak süt fakır fakır kaynardı. Ama dediğim gibi inekler, öküzler, sığırlar doluydu o zaman. Hastalık da yok. Hastalık yoktu, hiç hastalık yoktu. Birinde kar yağdı, yağdı. Kellenin, Abdullah'ın karısı derler, birisi var. Kar yağmış erken gayr. Ben iki gün oldu, damın yarını bitirdi, şöyle bir sürdüm geldim. Ayağının üstüne yak, aka aka aka, yukarıdan aka 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 ayağı. Ayağımı diyor, şurayı ısladın üstüne, ıslaktır, şuranı ısladın, ıslaktır. Sabah kalkmış, yorgan adama seyirdi, ıslanmış, gitmiş de. Hiç hastalanmazdı ama. Ne üşürdün, ne hastalanırdın o zaman. Vallahi. Ne o bakırların hastalığı vardı, ne otların. Ektiğini, diktiğini yerdin o zaman, böyle hazır yemezdin ki ne. Hazır nerede? Nerede hazır? Nerede? Hep yağlarım, türlü türlü bir adı var. İyi. Şimdi bir mısır yağı var ya, o mısır yağı var ya. Hı. Ben midemden hastalandım, hortum çalındım. Ünser var. Geçmiş. Kurban olduğum, onu yedim sabaha kadar delirdirip, ateşler aldırıp yandırıp beni. Demek ki hepsinin var bir şey, içinde bir ilaç var ki ondan dokunuyorum. Doğru. Ondan dokunuyorum. Şimdi o zaman hiç hastalık yoktu. Babaannem vardı, uçuverdi giderken, fitren gibi uçardı. Yedirim falan da bir şey yoktu ama hastalık yoktu. Hastalığı yoktu, kuvvet verdi kuvvet. Can Allah'ım, yardım ederdin Allah. Hayal gibi bir düş gibi geçip gitti benim ömrüm. Tabii şimdikilerin hiç hayır yok. Ben ta onlardan iyiyim şimdi. Çocuklardan iyiyim ben çocuklardan. Her 9 yerinde hastalığı var oğlanlara şimdi. 9 yerinde hastalığı var. Çok şükür tabii ben. Mideme bir hortum sandı işte, bir ünser var. Başka hiçbir hastalığım yok benim. Maşallah. Ama dizlerin tabii bu dizler her dizim herkes dizimdir. Yaştan olacak o kadar. Kireçle mi? Ama ben çok seyrettim gülüm. Sırt yükünü çok yüklendim. 16-17 sene durdum gayr o zaman. Çocuklar ufağıdı. Çocuklara baktım, gittim, geldim. Bursa'dalardı. Bursa'dan geldiler Karaman'a. Karaman'dan Konya derken baktım onlarda. Neyse sonra oldu. Baktım herkes yüz çevirmeye durdu. Çocuklar büyüdü. Bana ihtiyaç kalmadı. Geldim gittim yaktım atacım. Bahçem var. Okçini deriz tavullardan. Ekerin, dikerin, çeker gelirin oradan. Neyse. Yaş geldi gayrı. Gidemiyordum onlara filan.
Gitsem gitmesem, gitsem gitmesem derken yaş geldi, gidilmez oldu. 2 sene daha götürdü gitti Erdoğan beni. İkisinde var evler bucakları. 2 sene götürdü gitti beni. 4. katta oturum. Erdoğan 4. katta oturum apartmanda. Karşıda işte şurada ben, şurada da bir komşu. Ya Allah'ım girdi, hoş şura bir karı gelmişti de, bir hoş geldin de. Demezler. Yok, onlar da yok kızım öyle şey, yok, yok kızım. Konyamaz. Komşuluk falan yok. Yok, yok, yok komşuluk. Hatır, gönül yok. Sen, ben, herkesin altında bir araba, önünde bir. Sokağa giderlerse, markete gitsinler, içe gitsinler, şura şura geze giderler, oyun, duyun yerlerine giderler. Neyse o sene geçti. Ertesi sene yine götürdü Erdoğan. Aynısı yine. Merdivenle 4. katına çıkamayıverdim. Bir konum komşu geldi oradan yardım edip. 2 senedir gitme. Ama çok şükür Allah'ım. Dediğim gibi bir pazara gitsin çocuklar. Pazardan bana 70 tane selam gelir sana. Dediğim gibi iyilik yap. Kötülüğe bakma sen. Doğru. İyilik yap. Geç dediğim gibi gençliğimde yapmışsın. Falan yerde yemek, sen pilav pişirdin de yedik pek tatlıydı. O şalgalı pilav bir tane pişir. Bir gelen olsa. Kız işte tarhana çorbasını bir tane pişirsene ki. Kız işte pişiremez oldum derim ben de. Siz pişirin de bana getirin derim. Ben pişiremez oldum derim. Ya. İşte öyle mela. Yiyelikten başka bir şey yok işte öyle. Ah işte böyle işte şöyle. Dünyanın sonu olmasa da herkes ne kocayacak ne yaşlanacak şimdi gelinler filan. Neler neler Sultan Süleyman'a bile kalmamış mübarek. Şurada biz Turgut Özel'in kabirini açacaklar 2 gündür de diller de. Suçun neydi ay mübarek derin. Suçun ne de kabirini açacaklar derin. Allah dünyanın sonu zormuş milat. Allah kök iman hatmi Kur'an nasip et. İmanla Kur'an'la kimsenin eline düşürmeye muhtaç etmeye gayet. Kimselerin eline düşürüvermeyin. Gelin bana bakın didirmeye kudur. İşte öyle melahat işte öyle. Bak öbür taraf, öbür taraf kuzum öbür taraf, öbür taraf. İmanla, Kur'an'la göçerek, kötülüğünlere, ellere, dillere kumaya, arkalarına kumaya, çocuklarının falan arkasına falan kumaya, uzun yataklara yatırıp da kafalara falan bakatma. Olmaz diye bir şey yok Melahat, hepsi oluyor. Her şey olabilir. Her şey olabilir Melahat. Kocaları falan da unuttum gittim gayrı, kimseler kalmamış onlarda. Özlemek mi? Özürlerim ama şimdi üyemen yatağa yattım üyemen gayb. Üyemedim mi Melahat? Bir başlarına oradan kim kalmış hocalarda? Ahmet Emin evi yıkılmış. Üst yana Cavlel'in evleri yıkılmış. Kirbidel'in evleri yıkılmış. Aşağına gel Süleyman'ın evleri yıkılmış. Mahalle oradan bir dedeğin yanına şurada ılgınlı birisi var oturdu işte o kadar. Kimse yok mu? Hepsi yıkılmış. O mahallede kimse yok gayrı. Düşünürün şöyle filan da gitmiş yalan da gitmiş. O ev de boşalmış, bu ev de boşalmış. Öyle öyle kendi kendime. Eylerim kendimi, öyle eylerim ben. Bu mahalle zaten yok, mahallede zaten yok. Şurada bir estel vardı, yerden göğden geldi, şuraya aldı, o da gitti. Evet. O da boş kaldı. Bunlar oturdular gayrı, Kadir Hoca'nın yani Bolatlar oturdu bunlardı. 2 tane Bolatlı oturdu. Bir ılgınlı, biri de Bolatlı burada oturanlar. Yabancı. Yabancı, yabancı. Yok yani mahallede yakın olan filan kimse yok buralarda kuzum. Yeah. Şurada bir gezlevli var. Gelir bir yoklar bazı kışın mışın. Eş dost gelir yoklar. Eş dost. Dediğim gibi zamanında kimin eline sıkma sıkı verdiğinizi sen arayıp buluyoruz şimdi. Ya. Yeah. Unutmuyorlar demek. Tabii İyilik unutulmuyor. Yapabilirsen unutulmuyor. 40 senelik şey anlarlar. Bak şimdi İstanbul'dan gelen şey, dünkü İstanbul'dan gelen şey. Kız kardeşim ölüyor onu. Ya. Yeah. Ay biz ayrılalı onda 40 sene oldu İstanbul'a gideri beri. Yine de unutmamış dün karısıyla çıktı geldi dünkini. Ya. Yeah. İyilik yapmaya bak. Yapabilirsin, yapabilirsin. Doğru. İyilik yapmaya bak. Hasretin içimde kor ateş gibi. Hasretin içimde kor ateş gibi. Unutamadım yar unutamadım. Duvarları yıkan gülümsemeni unutamadım.
gençlere nasıl olsunlar, nasıl insan olsunlar? İyi olsunlar, iyi olsun, herkes iyi olsun. Gençlerin hep çocuğumuza, çocuğumuza, herkesin iyi olsun. Kötü olmasın da, kötülük vermesin Allah. Hepsine iyilik versin Allah. Hayırlı kısmetler, nasipler versin hepimizin. Yerindirmeye, süründürmeye, kimseyi kimseye muhtaç etmeye. Hazinasında pek çok Cenab-ı Allah kapısından versin. Kula muhtaç etmiyor. Kul yüzünden kula kısmet etmiyor. Yüce dal başında yanar bir ışık.